Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisiyle kariyerinde zirveye tırmanıyor. En beğenilen oyuncular arasında rakiplerine fark atmış durumda. Bahar'da oynadığı karakterle reytingleri alt üst ederken kadınların da rol modeli oluverdi. Peki bu nasıl oldu? Bahar karakteri Demet Evgar'a neden bu kadar iyi oturdu? Cevap ünlü oyuncunun bilinmeyenlerinde. Daha doğrusu karakterinin derinliklerinde. İşte bilinmeyenleriyle Demet Evgar. Kendine zarar verdiğini düşündüğü an tüm alışkanlıklarını terk edecek kadar güçlü bir irade var. Yoğun çalışma temposu ve sosyal medyada zaman geçirmenin zararlarından kurtulmak için 2019'da telefon kullanmayı bırakan Demet Evgar 6 ay detoks yaptı. Arkadaşlarının "Biz senin sekreterin miyiz?" serzenişlerine dayanamayı bıraktı. Bir oyuncu olmasına rağmen evinde televizyon olmamasının nedeni de telefon detoksuyla aynı. Projelerde karakterleri oynamıyor, adeta yaşıyor. Avlu dizisindeki Deniz'i o kadar içselleştirdi ki kendi ifadesiyle bunalıma girdi, psikolojisi bozuldu. Yani oyunculuğu bir meslek olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyor. Bahar'da cerrahın doğaçlamasıyla pratik zekasını konuşturan Demet Evgar'ın zekasına tutkusu ve aykırılığı da eşlik ediyor. Daha 17 yaşında arkadaşlarıyla kurduğu topluluğa verdiği isim aykırı olmanın karakterinin bir parçası olduğu gösteriyor. Akıl dolu esprileri nedeniyle en sevdiği komedyenin Cem Yılmaz olması not edilecek bir ayrıntı. Zeka gerektiren espriler daha çocukken içinde bir Cem Yılmaz olduğunu gösteriyor. Annesi Bingül Evgar, "Uykulusun, uykusuzsun, hiç fark etmez. Huysuzluk yapmazdın veya bir şey tutturmazdın. Sürekli komiklik peşindeydin." diyerek anlatıyor ünlü oyuncunun çocukluk yıllarını. Galatasaray taraftarı Demet Evgar, şarkı söylemeyi, gezmeyi, örgü örmeyi, kitap okumayı ve film izlemeyi seviyor. İnsanları mutlu etmeyi çok seviyor. En sevdiği şey ise kendisiyle, hayvanlarla, ailesiyle arkadaş olabilmek. Bu yüzden çevresindeki herkesle iyi bir arkadaş olmaya çalışıyor ve bunun için dua ediyor. Levent Babataş'la evlendikten sonra kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar'ın aşkla ilgili görüşü okumalarının geldiği noktayı gösteriyor. Aşk sadece iki kişinin arasına sıkıştırılacak bir duygu değil bence. Bütün varlıklar aşkla oluşturulmuş ve bütün varlıklar aşkı deneyimlemeye gelmiştir hayata.